Vakalarımız son 15 gün içerisinde biraz azalmış oldu. Bir kısım vakalarımız yaşlılar ve kronik hastalıklardan muzdarip olan vatandaşlarımızın bir kısmı grip, soğuk algınlığı belirtilerinden sonra akciğer rahatsızlıklarıyla birlikte hastanelerde yatar duruma gelmiş oldular ama bu da yine tolere edilebilir durumda. Herhangi bir vatandaşımızı tedirgin edecek boyutta bir sıkıntımız bulunmamakta. Çocuklarla ilgili bir düzene girdi tabii. Yani grip soğuk algınlığı belirtileri olmakla birlikte o bir Aralık ayı başında Kasım sonunda oluşan ataklar daha yaşanmıyor buna şükür. Okullar tatil olduğunda da birbirleriyle temasın azalmasından dolayı da daha da rahatlanacağını düşünmekteyiz. Yani dikkat zaten burada. Yapılması gereken işler bulaşıcı hastalıklarda belli. Özellikle bu solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda, grip, soğuk algınlığı, işte COVID gibi vakalarda işte mesafeyi korumak, maske kullanmak, el hijyenine dikkat etmek şeklinde korunma tedbirleri var. Bunlara dikkat edildiği sürece zaten bir sorun yaşanmıyor. Pandemi sürecinde biliyorsunuz bunlara çokça dikkat edildiği için grip, soğuk algınlığı gibi böyle atak vakalar yaşamamıştık. Şimdi bir rahatlama oluşmuştu. Ona bağlı olarak da eski düzene dönülmüştü. Eskiden oluştuğu gibi vakalar bu sonbahar, kış birleşim zamanlarında artış oluyordu. Onu yaşamıştık zaten. İnşallah bundan sonraki süreçte yaşamamayı umut ediyoruz. Ama her ne olursa olsun grip soğuk algınlığı belirtileri olan vatandaşlarımızın, çocuklarımızın toplu yerlerde bulunmaması, okula o dönemlerde gönderilmemesi gerekiyorsa veya işte maskeyle hareket edilmesi hepimizin yararına oluyor. Aşılar tabii ki yapılabilirliği devam ediyor. Aşılar koruyucu olarak devrede olan bizim en önemli silahlarımız. Bunu kullanmamız gerekiyor, uygun şekilde kullanmamız gerekiyor. Gerektiğinde kullanmamız gerekiyor. Hem COVID olsun, hem grip olsun aşıları mevcut. Ülkemizde de bunları kullanabiliyoruz. Bunları da doktorlarımızın öngörüsüyle birlikte kullanmamızda yarar var. Tabii ki yani aşı elimizde yeterli olmakla birlikte eski rağbeti görmemekte maalesef.